بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات إن شاء الله İkinci sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci sözde ise bakış açımızı anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani nurani bir bakış açısının insana faydeleri ve zulümatlı bakış açısının da insana vermiş olduğu o vahşet, o zararı tarif ediyor. Bunun da en temelinde ahirete imanın sağlam olması. Allah'a ve ahirete iman varsa gayba iman varsa insan dünyada selametle yaşayabiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci söz Ellezine yu'minune bil gayb. İman da ne kadar büyük bir saadet ve nimet, ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Bir vakit iki adam hem keyif hem de ticaret için seyahate giderler. Birisi hudbin talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin bahtiyar diğer bir tarafa giderler, süluk ederler. Birinci sözde de hatırlayacak olursak yine bir yol vardı. O yola çıkan, o seyahate çıkan adama gerektir ki kabile reisinin ismini alsın, o nam ile hürmet görsün. Diğeri ise gururlu olduğundan kabile reisinin ismini almadı, gittiği her yerde sıkıntıya maruz kaldı. Burada ise bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz, bir tarafa, diğer hüdabin, bahtiyar, bir diğer bir tarafa sülük eder giderler. Hodbin çok bilmiş, kendisine güvenen, her şeyi kendinden bilen insanlar. Hüdabin ise her şeyin Allah'tan olduğunu kabul etmiş, iman etmiş, Allah'tan geleceğine teslim olmuş insanların halidir. Hüdabin insanlar ise her şeyin Allah'tan olduğunu bilip, mutlu huzurlu olur. Başa gelen her musibete, her huzura, her sıkıntıya, her gama, her kedere, her derde Allah'tan olduğunu bilerek tahammül ederler. Hodbin adam yani o çok bilmiş kendisine güvenen hem hodgam, hodgam başkası için gamlanmayıp sadece kendisini düşünen. Hem hot endiş, başkası için endişelenmeyip sadece kendisi için dertleri endişelenen. Hot endiş hem de bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler, zorba müthiş adamların ellerinden, tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane umumi şeklini almış. Kendisi de şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri, meyyus hane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı daima azap içinde kalır. Şimdi birinci adamı inceleyelim. Hem hodbin, hem hod endiş, hem hodgam olduğundan o bedbinliğinin, kötü nazarının cezası olarak nazarında pek fena bir memleket düşer. Aslında memleket fena değil. O öyle görüyor. Mesela günümüzde de öyle ya. Şimdi herkes bulunduğu, baktığı, içinde bulunduğu halin aynasıyla dünyaya bakıyor. Kimi insana kalsan mesela ticari ekonomik olarak maddi durumu krizi fırsata çevirmişse yo her şey dört dörtlük, her şey güzel diyor. Ama bu krizde bu pandemi sürecinde ticareti zarara girmiş, iflas etmiş bir adama sorsan, her yer çok kötü diyor. Veya e, etrafında yakında bir kanser hastası var. Ne diyor? Ya herkes kanser diyor. Hastaneye gidiyor, bakıyor, herkes onkolojide. Öbür tarafa yine bakıyorsun, tatile gidiyor. Ya Kardeşim memlekette fakirlik falan yok, herkes tatilde diyor. Çarşıya gidiyorsun, herkes çar çarşıda. Pazara gidiyorsun, herkes pazarda. Evde duruyorsun, herkes evinde duruyormuş gibi. Yani, İnsan kendi aynasıyla, kendi içinde bulunduğu hal ve durum ile dünyayı seyreder. O kendi içinde bulunduğu hal ve durumu düzeltmenin çaresi de hüdabin olmak. Yani Allah'ın bakış açısıyla, Allah'ın nuruyla kainata bakmak, temaşa etmek, seyredebilmek. Yoksa her şey insana ecnebi, düşman, yabancı görünüyor. İşte o hodgamadan o dendiş adam bedbinlik cezası olarak nazarında yani kendisine göre çok fena, dehşetli, korkunç bir memlekete düşer. Dehşetli, korkunç bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir içareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Yani insanlar aciz, zorba müthiş adamlar ne mesela? Azrail. Değil mi? Herkesin canını alıyor. Kış soğuk, ayaz. Bak hepsi bunların insana hücum ediyor. Şimdi sen nazarın kötüyse ne diyorsun? Allah'tan olduğunu bilmezsen. Ya şu kışa bak diyorsun insanları öldürüyor soğuktan diyorsun. Veya ya şu güneşe bak insanları yakıyor diyorsun. Yani ne görsen Allah'ın nuruyla bakmadığın için her şey düşmanmış gibi görünüyor. Her şey aleyhteymiş gibi görünüyor. İşte bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim hali gördü. Bütün memleket bir matemhane umumi şeklini almış. Yas yerine dönmüş. İşte kendisi de şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka bir çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Bak normalde düşman ve ecnebi değil herkes. O kendisi herkesi kendisine ecnebi ve düşman zannediyor. Onun için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Yani kendisini uyuşturur o olayları görmeyecek, unutturacak ne varsa ona müracaat eder. Bu bazen içkidir, bazen başka bir şeydir. Bazen de oyun ve eğlencedir. Hepsi sarhoşluğun çeşitleridir. Evet. Ortalıkta müthiş cenazeleri, meyyus ana ağlayan yetimleri görür. Vicdanı daima azap içinde kalır. Diğer adam ise o da aynı yerde beraber geziyorlar. Hüdabein hüdaperest yani hakperest her şeyin Allah'tan geldiğini bilir. Hak endiş güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Aslında ikisi de arkadaş, ikisi de kardeş, ikisi de aynı yerde. İkisi de aynı memlekette geziyor. Birisinin nazarı kirlendiğinden her yeri çirkin ve kötü görüyor. Diğerinin nazarı güzelleştiğinden her yeri güzel görüyor. Mesela bunu şöyle düşünelim e, ee, biz de bu hatayı yapıyoruz maalesef. insan hata yapıyor yani. Ramazan ayında binlerce insan mesela bir Aksaray düşünsen 400-500 bin nüfusun 300-400 bini evinde durmuş oruç tutuyor. Çarşıda gezen 40-50 bin kişi o 40-50 binin de 30-40 tanesi, 100 tanesi, 500 tanesi, 1000 tanesi 5-10 tane lokantada yemek yerken görüyorsun. Ne diyorsun? Ya hiç kimse oruç tutmuyor diyor. Ay, nüfus 400 bin. E bu insanlar çarşıya çıkmamış. Evinde duruyor. Evinde oruç tuttuğu için evinde duruyor dışarıya çıkmıyor. Senin gördüğün o 3-5. Nazar kirlenince her şeyin çirkin yönüyor. Öbür adam diyor ya maşallah diyor ya. Ya şimdi 400 bin nüfuslu bir yerde e, bu kadar adam yemek yiyorsa 1000, 2000, 3000 kişi hadi 5000 olsun ya. 5000 kişi yemek yiyorsa e, maşallah memleketin durumu iyi ya. Herkes evinde oruç tutuyor demek. Hele millet çarşıya çıkmıyor. Evinde takvasından Kur'an-ı Kerim okuyor. Ramazan'da değerlendi. Bak İkisi aynı yerde geziyor. Biri öyle bakıyor, biri öyle bakıyor. Her zaman öyle. Mesela yani insanın nazarı çarşıda pazarda görüyorsun. Ya herkes şunu yapıyor. Ya herkes dedin sen 300, 500, bin kişi. 300, 400 bin kişi evinde duruyor. 300, 400 bin kişi evinde. Onu düşünmek lazım. Onu göremiyor. Nazarı kirlendiğinden kendine göre yorumluyor. Hakiki olan ise Allah'ın nuruyla kainata bakmak. Evet, hüdabin olan, hüdaperest olan, hak endiş olan, güzel ahlaklı olduğundan nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette umumi bir şenlik görüyor. Her tarafta bir mutluluk, sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünüyor. Bir geziyor maşallah her tarafta diyor. Camiler var diyor. Her tarafta minareler görülüyor. Maşallah her yerde ezan okunuyor. Öbür adam ise pislik yerlerde gezdiğinden, nazarda da kirli olduğundan o ezan sesini, minareyi görmüyor. O zikiri, tesbihi görmüyor. Menfi nazarıyla çarşıda, sokakta gördüğü 3-5 adamı görüp onu kirletiyor. Umuma tatbik ediyor. Halbuki doğru bir bakış açısı değil. Evet. Veya işte ölüm. Bizim için yani ehli iman için bir teris tezkeresi onun için Azrail Aleyhisselam bizi zindanı dünyadan bostanı cinana götürüyor. Bizim için kıymetli. Ama inançsız birisi için adam öldü gitti toprağa atıldı. Aynı hadiseye birisi toprağa girdi mutlak yokluğa gitti olarak bakıyor. Hüzne gama kapılıyor. Diğeri ise orada diyor ki vazifesini bitirdi. Terhis tezkeresini aldı. Ahirete gitti. Cennete gitti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Halbuki ikisi de aynı olaya bakıyor. Farklı olaylar değil. Evet. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görünüyor. Hem tekbir hem tehlil ile mesrurane bir rahsa asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu adam, şu bahtiyar adam hem kendi hem umum halkın süruru ile mutluluğu ile mesrur ve ferrah olur hem güzelce bir ticaret eline geçer Allah'a şükreder sonra döner öteki arkadaşlar az gelir ona der yahu sen divane olmuşsun batınındaki çirkinlikler yani içindeki kötülükler zahirine dışına aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak yani ölümü sen mutlak yokluk olarak görmüşsün. Gülmeyi, ağlamak, terhisatı, yer değiştirmeyi, soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Hani vefat edenin malı tevarüs ediyor, etrafına kalıyor ya varisçilerine. Soymak, talan etmek gibi. Halbuki öyle değil ki. Adam gidiyor, daha güzel bir memlekete gidiyor. Burada bıraktıkları evde kalıyor. Şimdi o dengeyi anlayamadığı için her şeyi çirkin nazarıyla görüyor. Yani bu okuyoruz da hepimizde oluyor bu zaman zaman. Bir yanlış bir şey gördük mü hemen böyle ümitsizliğe kapılıyoruz. Bu ders ellezine yu'minine bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Müttakiler, takva sahiplerini anlatıyor bu ayetin devamında. Yani takva sahibi insan etrafında gördüğü menfi şeylerden etkilenmez. Her şeyin mutlaka iyiye bakan bir yönü vardır. Her şeyin mutlaka hayırlı olan bir yönü vardır. Evet. Terhisatı talan etmek, soymak tevehhüm etmişsin. Aklını başına al. Kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet perver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asarı, terakkiyat ve kemalatı gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Ya, Yani şimdi şu dünyaya bakalım. Şu dünya nihayet derecede adil. Şimdi adalet sen nasıl anlıyorsun? Adalet sadece adalet saraylarında mı? Yani adliyelerde mi? Hayır işte adalet yüzümde. Burnumun vücudumun oranına göre, ağzımın vücudumun yüzümün şekline göre o ayarlanması. İşte kaşımın saç gibi uzamayıp bir yerde kalması. Bunların hepsi adaletin tecellisi. Kainatta mutlak adalet var. Cenab-ı Hak atın diş yapısına göre ot, aslanın diş yapısına göre de et veriyor. Rızkını öyle temin ettiriyor. Demek dünyada bir adalet var. Şimdi bu adaleti sen kainatta cereyan eden umumi adaleti görmüyorsun. İşte beşerin koyduğu kanunlarla beşerin rant ve rüşvet uğrunda verdiği adli hükümlere bakıyorsun. Dünyada adalet yok diyorsun. Öyle olmaz. Dünyada mutlak adalet var. Yani bizim anladığımız şekliyle Cenab-ı Hak adili hakimdi. Ha, eğer adaletten maksadın e, hesap vermek, hesap sormaksa insan arasında onun mutlak şekli zaten ahirette olacak. E şimdi dünyaya bakıyoruz. Adil, merhametkar, raiyetperver, yani halkına düşkün, halkının istediklerini yapan, muktedir, iktidar sahibi, intizamperver, müşfik, şefik, merhametli bir melikin memleketi, bir padişahın, bir sultanın, bir Allah'ın, bir ilahın memleketi. Şu göz önünde, bu derece göz önünde asarı, terakiyat ve kemalet gösteren bir memleket senin vehminin, yanlış anlamanın, yanlış bakışının, bakış açındaki hatanın gösterdiği gibi olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına geldi. ...nedamet eder, pişmanlık duyar, pişman olur. Evet ben işretten yani sarhoşluktan, kumardan, mumardan, gayrimeşru hayattan... ...gözümü karartmıştım, işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun, cehennemi bir haletten beni kurtardın. Hakikaten öyledir. Eğer bir insan dünyaya böyle bakıyorsa yaşamak ona azap olur. Yani mesela gözü kararıyor adamın bu şekilde intihar ediyor. Diyor ki ya bu dünyada artık yaşanmaz diyor. Ve dünyanın çivisi çıkmış diyor. Dünya şöyle oldu. Ya tamam dünyada bir tarafta uyuşturucu artmış, bir tarafta gayrimeşru şeyler artmış doğru. Ama diğer tarafta da ehli iman muazzam çalışıyor. Müslümanlar muazzam hizmet ediyor. Dinde muazzam bir terakkiyat var. İnsanlar Avrupa'dan fevç fevç İslamiyet'i kabul ediyor. İslamiyet'e giriyorlar. Su alabilir miyim? Yani fevç fevç. İslamiyet'i kabul ediyorlar. E şimdi sen bunu nereye koyacaksın? Ama sen tutuyorsun iki tane çocuğu, iki tane çoluğu sokak ortasında yanlış halde görüyorsun. Ya İslam bitti, Müslümanlık bitti, şöyle oldu. Ya iyi de binlerce hanımefendi kardeşimiz evlerinde oturuyor günaha girmemek için. Binlerce kadın, anne evinde çocuğuna bakıyor yanlış bir şey yapmamak için. E sen iki tane orta sokak ortasındaki e, serseriyi görüp öyle hüküm versen o zaman yaşama sevincin gider. Bunun temelinde de e, iman nuruyla bakamamak var. Çünkü diyor ya la taqne tumi Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin manası var ya. Allah'ın rahmetinden ümidi kestikten sonra zaten iman zafiyete giriyor. İşte gayba iman etmek. Şimdi Allah yeryüzünde mutlak bir adalet getirecek. Yeryüzüne İslam'ı Kur'an'ı hakim kılacak. Ya nasıl kılacak şu hale bak falan deyince ya o kılacak. Binlerce insan evinde dua ediyor. Binlerce insan gece teheccüd namazları kılıyor. Binlerce insan Allah'a yakarıyor. Binlerce insan Kabe'lerde, umrede, hacda vazifesini yapıyor. Binlerce insan camilerde, vakitlerde namazlarını doluyor. E merkez camiler öyle. E şimdi sen bunları görüp feyiz alman gerekirken 3-4 tane yanlışı görüp veya 8-10 tane yanlışı görüp Diyorsun ki memleket bitti, toplum bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Yok. O bizim kendi şahsi nazarımızın kirliliğinden dolayı oluyor. Onun için Müslüman ümitli olur. Müslüman devamlı ümit var olur. Müslüman Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Müslüman her şeyin iyisine bakar. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatına lezzet alır. E şimdi adam kendi içindeki çirkinliklerin aynasıyla dışarıya bakıyor, her şeyi çirkin görüyor. Halbuki biraz düzeltse biraz daha müsbet baksa her şeyin onun gördüğü şekilde çirkin olmadığını görüp anlayacaktır. Her birisi iman nuruna bağlı. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir. Evvelki adam kafirdir. Veya fasıkı gafildir. Fasıkı kafil ga Müslüman ama çok büyük günahlar işlemiş. Müslümanlığın da farkında değil kafirde değil. Fasıkı gafildir şu dünyada, şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Niye matemhane-i umumiye? Kış geliyor, yapraklar ölüyor, ağaçlar ölüyor. İnsanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Değil mi? Kadınlar ölüyor, ölüyor, ölüyor. Hep bunları görüyor, görüyor. Dünya böyle diyor. Bak dünyayı matemhane-i umumi şeklinde görüyor. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayat sahibi mahlukat ise ölümle birbirinden ayrılıyor. Devamlı firak tokadı yiyor. Hayvan ise ecel pençesi hayvan ve insan ise ecel pençesiyle pança, parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Yani insanın Rabbi olduğunu unutursan, onun yaratıcısı olduğunu, ibadet ettiği Rabbi olduğunu unutursan insanlara başıboş dersin. E başıboşluk müthiş bir kargaşadır. Şimdi düşün bir fabrikaya giriyorsun. Fabrikada bir karışıklık var. Ya diyorsun sizin yönetiminiz, idari amiriniz, vardiya amiriniz fabrika yok yok. Orada muhatap olacak kimseyi bulamayınca siz de onlar gibi olursunuz. Şimdi insan da imansızlıkla kainata böyle bakarsa yani gayesiz, başıboş, hesapsız, yarın ne olacağını bilmeden sadece küçük çıkarlar işte maddi para, ev, araba, bağlı cüzi imkanlar. Bunları elde etmeye çalışır ve sonunda o başıboşluktan ne yapıyor bakın dikkat edin o imansız insanların ekserisi Emekli olmak bütün gayesi hayali. Emekli sonra balık tutmaya gidiyor. Bir olta alıyor. Veya işte dünya turuna çıkıyor falan. Bu işte o insanın gayesiz yaşadığının görüntüsüdür. Dünyada hiçbir maksadı, hiçbir amacı olmamış. Bir terakkiyat, manevi terakkiyat, ruhani terakkiyat. Hiçbir gaye, hayal, hesap olmamış. Her şeye çirkin nazarla bakmış. Her şeyi kötülüğüyle görmüş. İçindeki, batırındaki çirkinlikler dışına aksetmiş her şeyi kimsesiz başı bozuklar suretinde görmüş. Hatta o kadar ki mesela deprem oluyor. Şimdi iman duyla bakıyorsun Allah diyorsun zalimleri ikaz etti bak. Bir anda rahatlıyorsun. Peki depremi faya havale et. Fay yaptı bu depremi. Yani insan kimden hesap soracak? Faydan hesap soramaz. İnsanı ne kadar büyük bir boşluğa atar. Peki deprem oldu Allah'a verdin. Allah'ın kudreti olduğunu söyledin onun yakınları veya etraftaki insanlar veya sen kendi ne dersin? Ha bizim çok büyük yanlışlarımız vardı. Rabbim bizi ikaz ettin. Biz anladık dersini çıkardık. Bak hadiseyi başıboş görmedin. Bir sel, bir yangın, bir fırtına, bir tavun aklına ne gelirse. Gördüğün anda onun Allah'tan olduğunu bilince, başıboş olmadığını görünce istifade edip onun sahibine yöneliyorsun. Ama eğer başıboş olduğunu, başın, baş, yani onları yaratan bir Rabler olduğunu unutursan, Başıboş olduğuna hükmedersen muhatap olacak kimse yok. Fay seni dinlemez, bulutlar seni bilmez. Fırtına, yağmur, yangın, güneş seni tanımaz. O insanı müthiş bir yeğse, ümitsizliğe, korkunç bir vahşete atıyor. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ise ruhsuz, büyük mevcu, ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. İşte daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham ve küfründen, inkarından ve dalaletinden neşet edip o adamı manen ta'zib eder. Manen azap içinde bırakır. Yani rahat edemez. Onun için mesela alkol kullanıyor. Uyutulmaya, uyuşturulmaya ihtiyacı var. Uyuşturucu kullanıyor. Avrupa'nın çok büyük bir çoğunluğu uyuşturucu kullanıyor. Sebep bu. İmansızlık. Hadiseleri ve olayları başıboş görüp O başıboşluktan dolayı muhatap olacağı, dayanacağı bir nokta istinat veya nokta istimdat, Dayanak yeri ve medet bekleme yeri bulamadığından ancak gafletle kendisini sarhoşluğa atıyor. Başka da çaresi zaten kalmıyor. Evet. Ama diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ı tanır. Onu tasdik eder. Onun nazarında şu dünya meydanı imtihan-ı insucandır. Yani insanların ve cinlerin imtihan meydanıdır şu dünya yeri. Bir talimgah-ı beşerdir, eğitim ve öğretim yeridir. Ve hayvan ve bir meydan imtihan insücandır ve vefiyat hayvani hayvanların vefat etmesi ve insanların vefatı bu dünyadan öbür aleme bir terhisattır. Yer değiştirmektir, vazife tamamlamaktır. Vazifeyi hayatını bitirenler bu dar faniden, fani dar dünyadan manen mesrurane dağdağsız, sıkıntısız, musibetsiz, gamsız, kedersiz olan diğer başka bir aleme giderler. Ta ki yeni vazifedarlara yer açılsın. E şimdi bir futbol sahasında 22 kişi futbol oynuyor. Biri çıkıyor ondan sonra öbürü giriyor. E çünkü orada 100 kişi top oynayamaz. Dünyanın da bir hacmi var, bir kütlesi var. Kaldırabileceği, kaynaklarının yetebileceği insan sayısı. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Vazifesini bitireni yorulmadan, sürünmeden. Mesela 100 yaşına kadar bir insan yaşına kadar zor durumda. Ne yapıyor? 60, 70, 80'li yaşlarda. Diyor ki tamam vazifen bitti. Daha fazla yere düşmeden gel seni ebedi genç kalacağını aleme götüreyim diyor şimdi mümin böyle bakarken kafir bu olaya e, faizsiz bir inidam gibi yani kimin yaptığı belli olmayan toprağa atıp çürütülen insanlar gibi bak. onun için ümitsizliğe kapılıyor evet ta yeni vazife vazifedarlara yer açılsın gelip çalışsınlar bütün tevellüdatı hayvaniye ve insaniye ise ahz askere silah altına vazife başına gelmektir bütün zihayet birer muazzaf, vazifeli asker, mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. İstikamet sahibi Allah'ın vazifele vazifelen vazifedar yaptığı, vazifelendirdiği kullardır. Güneş de bir memurun ilahidir. Rüzgar da memur ilahidir. Dağ da memur ilahidir. Yani her şey öyle. Mesnevi'de bir ilem var. Diyor İlem-i Aziz. İman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvvet, irtibat ve ittisal rabıtalarını peydah ediyor açığa, açığa Küfür ise bürudet gibi bütün mevcudatı birbirine ecnebi yapıyor. Yani küfür her şeyi birbirinden koparıyor. Alakadarlıklarını yitiriyor. Mesela bir aile düşünün. Ailenin çocukları, torunları ne öyle bir bağ var. Akraba diyoruz, yeğen diyoruz. Bir birliktelik var. Şimdi düşünün anne baba yabancı. Bağ yok, nikah bağı yok. Çocuklar ayrı yabancı. Torunlar ayrı, yeğenler ayrı. Ne kadar vahşetli bir hal olur. Yani insanın hiç kimsesi olmaz. Bak basit bir ailede bile. Sadece bir bağ, nikahla aile bağı, akrabalık bağı tamam bitti. Şimdi sen insan olarak, beşer olarak kardeş arasında, aile arasında, anne baba arasındaki bağı koparırsan yaşanmaz bir hale gelir. Şimdi Allah'la olan mevcudatın irtibatını kesersen nasıl dünyada yaşayacaksın? Ya ne kadar korkunç bir hale gelir. Evet. Bütün zihayet birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise, sesler ise ya vazife başındaki zikir değil mi? Çocuklar dünyaya geliyor ağlıyor. Ölenlerin arkasından da ağlıyor. Birisi terhisi için ağlanıyor. Öbürü de vazife başına gelmesi için ağlanıyor. Yani ölenin başındakiler ağlıyor. Doğan kendisi ağlıyor. Vazife başında zikir. Yani vazifeyi almıyor. Her hepsinde öyle. Rüzgarında zikri, yağmurunda zikri, o şırıltısı, havanın değil Her şeyin bir zikri var. Her birisi vazifeye geldiği anda zikir sesi. Mesela şelalede mi? su kaynıyor. Şarıl şarıl. O çıkarılan ses ne diyor? 25. pencere mi? Ne diyor? Nasıl diyor? Diyor vazife başına geçtikleri için kaynamaları Allah'ın emrine intisal etmek için heyecana gelmelerindendir. Kuşların cıvıldaşmaları, Değil mi? Hayvancıkların söyleşmeleri, rüzgarın uğultusu. Her birisi Allah'ın emrine imtisal etmekten heyecana geldiğinin sesidir. Bütün sağdağlar ise ya vazife başındaki zikir veya tesbih veya paydostan gelen şükür ve tefrih, refaha ermek, müminin nazarında değil mi? Veya işlemek neşeslen neşet eden nagamattır. Yani ya vazife başanın, başına gelenin tesbihi zikri veyahut da vazifeyi bitirenin şükrü elhamdülillah. Dünya vazifesimizi tamamladık diye. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyidi Kerim'in ve Maliki Rahim'in değil mi? İkramıyla kainatı kuşatan bir Rabbin ve merhametiyle yarattığı mahlukatı terahum eden, rahmet eden, bir zatın hizmetkarı olduğunun farkına varır ve ona birer dost memuru ve kainatta gördüğü her şey ise birer şirin kitabı suretiyle bakar, her şeyden istifade şimdi okursan Kur'an da kitap, okursan bu da kitap okursan güneş de kitap, okursan ağaç da kitap, okursan kainat da kitap, her bir yerde ilahi mektuplar var okumasını bilirsen evet daha bunun gibi pek çok latif ulvi ve leziz tatlı hakikatler imandan tecelli eder ve tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Yani imanlı insan, mümin insan cennetin tadını dünyada yaşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumu saklıyor. Yani kafir aslında cehennemi daha bu dünyada yaşıyor. O azabı hissediyor. O azabı hissetmemek için uyuşturucu kullanıyor kendini sarhoş ediyor. Eğlenceden, eğlenmekten başka bir çare bulamıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Demek selamet ve emniyet güven İslamiyet'te ve imandadır. Şimdi daha ileriki sözlerde de gelecek. Mesela ne diyor? Mümini küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki o mümini korkutmaz. Niye? Ne der? Cenab-ı Hakk'ın harika bir işi, icraatı fiilidir der. Tefekkür ana seyreder. Fakat imansız adam küçük bir zelzele deprem olsa, fırtına olsa ve olabilme ihtimali olsa günlerce evini terk eder, evine girmez. Yuvasından ayrı düşer. Neden? Çünkü küfür eşyanın tamamını birbirinden ayırdı. Şimdi ne diyorsun? İki, üç tane, dört tane kardeş var. Sen de onun kardeşisin. Bak, bağ, bağ, hani dersteki iman bağı var diye. Şimdi ne kadar olursa olsun kardeşi insana zarar verir mi? Yani bir kız kardeşe, oğlan kardeş ne yapabilir? Ya bir şey yapamaz. Hani milyarda bir ihtimal fıtratı bozulan ahlaksızlar için. Peki kardeşlik bağını çek rahat edebilir mi o kız oğlanın yanında? Ya bir kız oğlanın yanında durabilir mi? Genç bir kız, genç bir oğlanın yanında. Eğer o bağ olmasa durabilir mi? Korkar ondan. Bana bir şey mi yapacak? Taciz mi edecek? Tecavüz mü edecek? Beni, beni öldürecek mi? Bana zulüm mü edecek? Ama olan kardeş gitti. Ne var orada? Bağ var. Bağ kopardın mecnedi düşman. Bağ koydun mu hiçbir zararı gelmez. O zaman kainattaki bağlarımızı koparsak eşyayla mevcudatla her şey sana düşman. Her şeyden korkar her şeyden titrersin. Peki bütün mevcudatı iman nuruyla birliktelik yaptın beraber ettin. Her birisi Allah'ın memuru olduğunu gördün fark ettin. O zaman hiçbir şeyden korkmaz. Selametle emniyetle yaşarsın. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamet ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeniz. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Cenab-ı Hakk'a senalar olsun böyle yüksek bir din ile bizi serfilas kılmış ve imanı kamil bizlere nasip etmiş. Peygamber aleyhisselatü vesselama ümmet etmiş. Cenab-ı Hak inşallah nazarımızı böyle bu şekilde iman nuruyla güzelleştirsin. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır. Fakat güzel görmeyen güzel düşünemez. Veya içindeki çirkinliği dışarıya çıkartır. Her tarafta ecnebi olur. Az önce verdiğimiz örnek gibi her şeyden, her hadiseden korkar, titrer. Cenab-ı Hak inşallah bizlere bunları anlamayı nasip etsin. i̇man kamil ihsan etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene. İnneke ensel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه